Kaptancıoğlu'yla eşi Cennet Hanım hazırlar mı? Onları bir görelim. Mehmet Bey merhabalar. Cennet Hanım merhabalar. Selamlar. Merhaba. Çok teşekkürler yayına bağlandığınız için. Rica ederim. Sağ olun. Bir şey rica edeceğim. Sorular sorduğum zaman aynı anda konuşmazsanız daha sağlıklı duyacağım ben sizi. Siz de Rukiye ile bayağı macera yaşamışsınız anladığım kadarıyla. Geçmiş olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ. Önce ben şöyle yapayım. Sizle yaptığımız röportajı ben bir ekranlara getirmek istiyorum. Arkadaşlar o röportajı yayınlayalım. Sonra Mehmet Bey'le ve Cennet Hanım'la karı koca çiftle konuşalım. Bakalım Rukiye ile neler yaşamışlar, neler soracağım bütün ayrıntıları. Önce röportajı izleyelim lütfen. Burada bir anda yapıyorsun bak. Bu olay gelecek, çıkacak. Yaptığı yer tespit edilmiş. Sıyırma, çalışma. Yaratan varıyor. Yılmaz amcanın ailesini Rukiye dağıttı. Bir ara işte Rukiye ile evlenmiş ve evlenecekmiş falan derken aile pert oldu. Mutlu bir düzeni varken Ayşe ablamın, Mercan'ın, Murad'ın. Ondan sonra zaten Ayşe yengem gitti. Yani 30-35 yıllık eşi evi terk etti. Yılmaz amcam onu kovdu evden. Ailenin içine girdi, aile bitti. Aileyi darmadağın etti, pert oldu aile. Yani gerçeği de bütün Çatak köyünde bunu kime sorsanız hep aynısını anlatır. Çatak köyünde o kadından çekinmeyen bir Allah kulu yoktur. Murat zaten perişan, bir şey yapamıyor. Yapacak olsa zaten yapma şansı hiç yok. Beni bir şeyler korkuluyor demek ki ona karşılık. Ben bir şeyler korkuyor. Bir şeyler ayan oluyor ona karşılık. Sen o çocuğun kursluğunu yapmadın mı? Çağırdın o çalıştığın yere. Ya odama kursluğunu yaptın. Niye peşindesin? Niye öyle çalışıyorsun? Rukiye. Bu benim gözümden, beynimden kaçmıyor. Sen bu canlı yani tüm kandırsan beni kandıramazsın. Evet sen de... Kocamı niye kastettin? Sebebin neydi kocamlar? Oğlum ne sağ ya? Neydi? Bunu biz patlamadan silahı ne attın? Beni uğraştırma bak. İsmail abim götürdü. İsmail abim götürdü. Devletin memuru uğraşıyor. Ben İsmail de uğraşıyorum. Götürdü. İsmail abim İsmail abim götürdü. Aynen. Bir defasında Murat hala nasılsın demesiyle biz o Murat'la iki kelime konuştuğumuzu görünce kadın feryat etti. Senin hanımın için geliyor, senin hanımın kötü kadın. Ben de eşimi zor zapt ettim. Evin içinde krizler geçirdim. Yılmaz Bey döver miydi? Yılmaz Bey'in zaten yapacak bir şeyi kalmadı. Bütün çocukları Yılmaz Bey o kadını aldığı için çocukları hepsi zaten dayımdan uzak durdu. Yani bir tane çocuğu eve gelse senin oğlun şu veyahut da kızın şu mutlaka evin içinde bir musibet yaptı yani. Çocuklara da gelmeyince tabii Yılmaz amcadan hevesini aldı, bitti. Herhalde başka birileri de girdi bu arada. Mutlaka yani %100 bu kadının, bu dayımın şeyinde eli var. Yılmaz Bey sana dayak atıyor muydu? Hayır. Bu babamı dövüyordu. Öyle mi? Tabii. Nerede gördün? Boğazını sıkarken görenler var. Ya, yalan söylüyor. Bak seni demiş, öldürürüm koca demiş. Bak seni öldürürüm demiş. Zekeriya Sarı söylüyor bunu. O kadar öf. Ne zaman olmuş bu? Ölmeden ne kadar süre önce? Kim sen öncesi komşularmış beraber. Hani bu Mut'taki eniştesini gördüm muhabbeti falan oldu ya. Evet evet. O aynı adam orada. Adam kapıdan görüvermiş. Demiş belki başka işleri vardır. Kadın hırsa biniktir demiş. Geri dönmüş gitmiş. Evet. Ötekini vurursun. Bunu zehirlersin. Onu zehirlerken gözümü lan. Birine biçirir. Hastanede gidersin. Birine biçirir. Hastanede alır adam kaba soluğunu. Nerede kim? Son ayrıldığın Mehmet'i Mersin'den ev falan istediğin adamı. İçirip hastaneye gitmedin mi? Yo ben öyle bir şey yapmadım. Kim bak. Sıradaki delilleri, sıradaki vatandaş. Mercan dersini iyi çalışmış. Mercan delilleri çevirmeye çalışma. Benim özel şansım seni ilgilendirmez. Yo o adam hastanelik olduysa ben onu da dahil ederim buna. Bu da kurban, bu da kurban. Türkiye'deki sıradaki vatandaş da kurban. Ben konuşuyorum burada. Konuşuyorum. Anladım. Sürekli eve zaten adam girip çıkıyor. Daha önce biz bunu duyduk. Bulaşık yıkıyordum dedi. Şimdi dünden dinliyorum. Tuvalete gittiydim dedi. Öldürecek olan adam şeyde yanında da öldürür. Sen dışarı gidince bu planlı demek ki. Bu başka yapacak bir şey yok yani. Kim öldürmüştür Yılmaz Bey'i? Ya Rukiye ya da bildiği bir arkadaş. Evet çok sıcak burası arkadaşlar. Bir an önce lütfen nasıl soğuyacak bilmiyorum ama inanılmaz sıcak. Şimdi Mehmet Bey, Mehmet Eğirmencioğlu'yla eşi Cennet Hanım'ı bir kez daha göreyim. Çok teşekkürler yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar Hüseyin ihbar hattına iki tane Ömer'le ilgili çok önemli ihbar geldi. Bu iki tane ihbarı lütfen hemen Ayşegüllere söyleyin. Bu ihbarları araştıralım, netleştirelim. Sonra bunu da pazartesi günü açıklayacağım. Eğer böyleyse zaten...
Neyse bir bakalım ona da arkasından açıklayayım. Şimdi sıcağı sıcağına açıklamayalım. Her ihbar doğru olmayabiliyor. Check ediyoruz, kontrol ediyoruz. Arkasından ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi Murat'la Cennet Hanım sizin aranızdaki diyaloğu mu kıskandı Rukiye? Rukiye sizi kıskanıyor muydu yoksa Murat'ı mı kıskanıyordu acaba? Cennet Hanım duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Tamam. Didem ben soruyu ben size sordum. Murat'la siz konuşunca bunu Rukiye kıskandı mı? Ya ben aslında yolda sokakta konuşuyorduk. Aslında öyle bir şeyliğimiz yoktu. Aha. Ondan sonra bu ağıldaymış. Evet. Sonra kaynama selam aleyküm dediydi. Ondan sonra oradan çıktı. Hemen şey yaptı. Talia yenge dedi. Bu dedi senin gelinine geliyor dedi. Ondan sonracığıma ben de işte gidiyordum yanına. Eşim tuttu beni, kaynanam tuttu. O zaman bu Çataköy'deki evde misiniz? Komşusunuz siz değil mi evet. Rukiye ile? Evet, o zaman komşuyduk biz. Peki nasıl biriydi? Geçinebiliyor muydunuz Rukiye ile? Vallahi ben öyle bir konuşmuşluğumuz yoktu. Sadece biz Mercan'la merhabalaşıyorduk. Benim anladığım kadarıyla ya biz de onu gördük. Yani Murat'ı ciddi anlamda kıskanmış. Aslında bütün derdi Murat gördüğüm kadarıyla. Doğru mu? Doğru. Yani Murat o sırada yaşıyor muydu? Beraber mi yaşıyorlardı? Kiminle? Babamla. Herhalde yaşamıyorlardı. Herhalde ayrıydı. Yani Murat'a ciddi anlamda o zaman yani Murat kimle konuşsa o kişiye bir öfke duyuyor anladığım kadarıyla. O şunu da yapmak istemiş. Kimse kendi Murat'a inanmasın, herkes bana inansın. Ama daha cinayet hiçbir şey yok. Daha olay... Yok, taciz olayından sonra. Bu olay taciz olayından sonra mı yaşanıyor Mehmet Bey? Didem Hanım. Evet, bu olay taciz olayından bir ay veyahut da bir buçuk ay sonra filandı. Tamam. Zaten... O ben işte Vursaf'ta bana taciz etti dediler. Dedi yani. Evet. Onun da Murat'ın da zaten o saatte köyde olduğu ispat edildi. Yani Murat'tan bir şey tutturamayınca o gün bizim evin altına gelikti Murat. Ben de balkondaydım. Rukiye sana şey demiş ya Murat senin eşine evet, göz annem, dikmiş. Ne dedi bir daha annem, şey. Evet anneme bir ne var ne yok hala dedi. İyilik kuzum biraz bir kelime konuşunca. Yani bir dakika falan anca konuştular. Evet. O da orada ahırdaymış hayvanların olduğu yerde bizim tamam kapının şeyinde önünde. Hı hı. O Murat gittikten sonra anneme kızmaya başladı. Ben de dedim ki bak Rukiye içeri git sesini çıkarma dedim. Bak endeye konuşulacak kelime değil. Ben Murat'la da konuşurum ötekiyle de konuşurum sana ne falan dedik. Ya sen zaten dedi. Duydu ben de duydum. Ne kadar? O olay olduktan sonra biz orada zaten bayağı bir sıkıntı oldu. Biz uyumadık yani. Değilse bizim orada başımız belaya girecekti. Ondan sonra zaten biz fazla bir şeyimiz olmadı. Herkes korkuyor muydu, çekiniyor muydu Rukiye'de çataklılar? Ya Rukiye zaten... Yani. Normalde çocuğu bize gelirdi. Çocuk o zaman Nur Sultan 1-2 yaşlarında falandı. Evet. Nur Sultan Halis'le oynamaya gelirdi. Aha. Çocuk oraya geldiği zaman niye gittin oraya? Niye ben sana çağırıyorum, niye gelmiyorsun gibicesine çocuğa kızardı yani. Peki Nur Sultan'a ayrıca şiddet uyguladığını söylemişsiniz. Çok döver miydi çocuğu? Yani çok az ya olmaz zaten da. Ona niye gittin diye çocuğu döverek götürürdü. Peki bu şekilde aklı eriyordu. Orada çocuk arkadaşı olduğu için sürekli oradan kaçıp geliyordu bize. Hemen zaten kapımızın önünde. En yakın bizdik onlara orada, komşu orada. Evet. Bir de diyor çocuğun psikolojisi bozuldu. Zaten ölmeden önce çocuğun psikolojisi bozukmuş ki zaten. Dövüyormuş insan. 3-4 yaşında çocuk yani. Dövüyordu ya. 2 yaşında evet, o zaman. 2 yıl önce. Ya, evet. Şöyle bir şey var. Zaten Rukiye'nin oraya ilk geldiğinde bir melekti o. Anladın mı? Hı. Sonra ne yaptı, ne etti? Dayımla bilmiyorum işte. Mercan da var gütmeye giderdi. Ayşe de yengem yanının arkasından yem götürürdü, su götürürdü. Rukiye onları gönderirdi. Rukiye onları gönderdikten sonra dayımla beraber nasıl olduysa dayım 70 yaşında bir insan tamam Türkiye belki de kızıyor bununla niye beraber oldu diye ama öte yandaki şekilde yık
yapıyor ya. Yani. Öyle değil mi? Yani sonuçta erkeklerde de hata var. Sadece kadınlar olur mu öyle şey canım? Bu iş beraber oluyor sonuçta. Ben dayıma bir şey demiyorum. Dayım suçsuz demiyorum o konuda. Dayına da de. Şimdi rahmetli de şimdi Allah rahmet eylesin. Zaten bunu bu öz eleştiri yapıyor Mercan. Ama öyle kadınlara da yani tabii Rukiye'ye kızgın olabilirsiniz, öfkeli olabilirsiniz, katil olabilir, olmayabilir bilmiyorum. Ama sonuçta bu iş ortak beraber yapılıyor. Kaçmış ki beraber kaçmış gitmişler. Yani şeyin kayınbiraderinin cenazesini almış Rukiye ile gitmiş. Neyse şimdi ölünün arkasından konuşulmaz. Çünkü hayatını kaybetmiş. Vahşice öldürülmüş. Konumuza gelelim ama bayağı bir eziyet yapıyormuş galiba Yılmaz Hoca'ya. İş yaptırıyormuş galiba. Evet iş de yaptırıyordu. Ben o davarı keçiler geldikten sonra o keçileri yakaya gütmeye giderdi. İşte geldiğimde yemi hazır et şunu yap eşeğe falan yani koca... Zaten yürüyemezdi. Allah Allah yazık ki. O şekilde ya. Yani. Siz onları görmediniz mi babayı iş yaptırdığını? Yürüyemiyor ya adamcağız. Zaten babamı kafasına göre ezebilmek için bizi uzaklaştırdı. Ya bak eğer benim yanımda zaten o hareketleri yapmış olsaydı şu an belki benim babam yaşıyor olurdu ama ben... Didem Hanım sus diyorsa ben niyetimi açık söylüyorum. Ben babamı... Öyle olmaz. Öyle benim... adalet olmaz. Yok, bu adalet, benim gözümün önünde benim babamla yapılmış olsaydı diyorum. Gidecektin jandarmaya gidecektin o zaman. Adaleti i̇şte benim devlet yanımda sağlar. yapamıyordu. Ha, benim tamam. Yanımda babama onu yapamıyordu. Sorun orada yani. Peki Murat ve Mercan aynı evde kaldıkları için sürekli onlarla tartışırdı diyorsunuz. Nasıl tartışmalar yaşanırdı? Didem Hanım evlendik. Benim anlattığım bu bizimle taciz olayında olduğunda zaten orada Mercan da yoktu. Zaten Murat da yoktu. Dayım Rukiye ile beraber oldu. Silifke'de yaşadıktan sonra köye geldikten sonra bunlar aynı bir beraberlikte olmadılar zaten. Anladım ha. ama özellikle Murat'a karşı çok acayip bir öfkesi var. Siz bu öfke, zaman zaman bu tartıştıkları için hatta Mercan'ı bir defa dövdüğünü kabul ediyor. Dayanamamış. Şimdi evet. O hareketi yapsa, şimdi şiddete karşıyız ama o hareketi yapana da bir şey yapılır yani. Ama şiddete karşıyız. Şimdi böyle saçma sapan bir hareket olmaz yani. Yani Murat'la arası nasıldı? Murat'a karşı olan duygusunu bir anlamaya çalışıyoruz. O duyguyu bir anlarsak bizim için çok önemli çünkü o. Öfke mi? Duyuyor musunuz? Evet. Murat'a karşı o duygusunu siz nasıl tanımlıyorsunuz? Öfke mi, kin mi, sevgi mi, aşk mı, nefret mi? Nedir yani? Tamam konuşayım. Sen söyle Cennet Hanım. Sence Murat'a karşı ne hissediyordu bu kadın? Evet şimdi sesinizi alıyorum. Şimdi diyorum ki Murat'a karşı duygusu neydi? Tabii telefonlar geldi. Ya sevgili Silifkeliler, Çataklılar aramayın Mehmet Bey. Yayın yapıyoruz ya. Soracak sorularımız var. Yapamadım yayını yani. Sizi aramasınlar. Diyorum ki Murat'a olan duygusunu nasıl tanımlıyorsunuz? Ben Murat'a olan bir duygusunu hiç fark etmedim. O konuyu da televizyondan duydum ben zaten. Yani Rukiye'nin Murat'a karşı bir albenisi hiç ben şey yapmadım. Murat bayağı istememiş, Murat hoşlanmamış. Evet. Ama Rukiye'nin Murat'a karşı bir ilgisi. Çünkü demiş ya Murat senin işte karın iddiada bulunmuş yani. Bu ne demek işte ya? Murat'la biz orada bir iki kelime konuşunca bizim konuştuğumuzu kıskandı yani. Orada kıskandığı kim? Kıskandı bence... bilmiyorum. Yani Murat'ı mı kıskandı, bizimle muhatap olduğunu mu kıskandı ona ben hiç fark etmedim. Yani... Çünkü o anda hanımıma, eşime onu söyledikten sonra zaten ben onun kıskandığını hiç umursamadım zaten. Rukiye'nin orada yapmak istediği tam olarak da şu. Murat köy halkı tarafından bu konu yüzünden dışlansın, köyden gitsin. Tamam bunu söyleyebilirsin bak yani, Mercan. Diyebilirsin ki o adam bana bunları yaptı. Bu adamla konuşmayın. Bu adam şöyle adam böyle adam dersin. Evet. Ama kalkıp sen Mehmet Bey'e Cennet Hanım'la ilgili olarak şu Murat senin hanım... ...bilemezsin yani. Kıskandığı bir çok şey var. Çok da tehlikeli bir laf. Cennet Hanım'ın eşini Murat'a attığı iftira... konusundaki dava dosyasına tanık yapabilmek için uyguladığı bir şey bence. Olabilir ama bence duygusu başka bir şeydi. Neyse bir araya gidelim. Geleceğiz.